Zor ve karmaşık bir dönemden geçiyoruz ve bu dönemin en önemli neferleri sizlersiniz. Ön yargılarımız ve toplumsal çıkarlarımız yasaların önündedir. Her toplantıda göreviniz gerçekle yalanı toplumsal çıkarlarımıza göre belirlemektir. Eğer aklınızın bir köşesinde mantıklı bir şüphe varsa, en ufak bir şüphe bu toplantıdan dışarı asla çıkmamalıdır. Birlik ve beraberlik ruhumuz şüphe ve tartışmalara kurban edilmemelidir. Ancak hiçbir şüphe duymuyorsanız ve bilinçli olarak karar verdiğinize eminseniz güvendeyizdir. Kararınız ne olursa olsun oy birliğiyle alınmalıdır. Yargıda kesin ve belirleyici olan sizin yönlendirmelerinizdir. Bunun dışında farklı bir karar verilemez. Büyük bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Adaletimiz size emanettir. Teşekkür ederiz. Unutmayınız, bu bağlantı son derece güvenlidir. Bu platformdaki konuşma kayıtları savaş hali dışında asla dinlenmeyecektir. Toplantınız başlayabilir. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Merhabalar. Selam. Ne? Merhaba. Kitlediklerini bilmiyordu. Elbette kitlerler. İzin verilmeden bu bağlantıdan çıkamayız. Hiç başıma gelmemişti de teşekkür ederim 10 numara. Rica ederim. Benim de. Ya şu açıklama da yıllardır aynı terane. Yok, giderek sadeleşiyor. Dikkat ettiyseniz. Hiç dikkat etmemişim. Bana hep aynı gibi geliyor. Yok, haklı. Kısaldım edin. Ben yeni sayılırım da bunları duymak bana çok iyi geldi. Bugün de yılın en spamlı günü olacakmış. Keşke buradan da destek atabilseydik. Bu ne işe yarayacak? Oylama yapacağız. Oylama yapmak için hazırladım. Ay harika. Belki yılın adamı seçeriz ona. Ne dersiniz? Bir numara ya. Kapat şunu ya. Bu ne? Bir tane. İki numara. Nasıl buldun daha iyi? Yani bilmem. Bence oldukça ilginçti. İlginç mi? Ben neredeyse uyuyacaktım ya. Ya ben daha önce hiç pro troll görevi almamıştım da. Çıtı. Bu yeni bir şey. Alışırsın. Ama bana sorarsan bu avukat müsveddelerini bari apaçık davalarda konuşturmasınlar. Yıl 2030 olmuş ya. Ama bu onların işi. Ya bana sorarsan üniversitelerin hukuk bölümlerini falan da kapatırım. Paradan, zamandan tasarruf olur. Biz hallediyoruz zaten. Artık başlayalım mı? Hadi. Evet, iyi olur. Dava hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Yani bence çok ilginç, sıra dışı bir dava. Bu dosyayla uğraştığımız için şanslıyız. Sosyal medyada da çok sıkıntı yaşamayız. Evet, haklısınız. Tıpkı filmlerdeki gibi böylesi daha güzel polisiye bir olayı çözeceğiz. Evet, şu bıçak hikayesine ne diyorsunuz? Bir sürü yetişkin insanın bu masada inanmasını bekliyorlar. İyi günler sayın seyirciler. Bugün 12... Ne oluyor? Ne? Hayırdır, önemli bir şey mi var? Çok özür dilerim arkadaşlar, hiçbir şey yok. Hemen geldim. Kısacık bakın, bir şeylere bakıyordum. Hemen geldim. Toplantı dışına çıkmıyoruz yalnız, ona göre. Dikkat edin. Çok özür dilerim. Neye bakıyordun? Borsaya mı? Sen borsacı mısın? Evet. Broker'ım da ben. Ben de kurye servisi işletiyorum ya. Pandemi senesi başladık. Karımın parlak fikri. Şimdi 377 çalışanımız var. Hadi arkadaşlar, hadi. Artık başlayalım isterseniz, değil mi? Vakit kaybetmeyelim. Evet. Kesinlikle. Yani. Bu akşamki maç için eşlik görevim var. Ya savcının konuşmasını nasıl buldunuz? Adam kurt gibiydi ya. Her şeyi tek tek mantıklı bir şekilde açıkladı. Acayip etkilendim. İşini çok iyi yapıyordu. Arada sırada saçmaladı da oldu tabii. Neyse, hadi başlayalım isterseniz. Aynen. 8 numara, biz başlıyoruz ama siz de teşvik edecek misiniz? Çok affedersiniz, pardon, özür dilerim, dalmışım. Çok özür dilerim, pardon. Evet, artık konumuza gelelim, öyle değil mi? Yani çocuk babasını öldürür, olay bu. Ama belki de babası da kaşınmıştır, değil mi? Nereden bileceğiz? Evet, bakın bayanlar baylar. Hiçbir kural koymayacağım. Olayı istediğiniz gibi ele alabilirsiniz. İsterseniz önce tartışalım, sonra oylayalım. Tabii bu seçeneklerden sadece bir tanesi. Ya da direkt oylayabiliriz.
Arkadaşlar yalnız başlangıçta oylama yapmak gelenekseldir. Evet evet çabucak bitelim. Maç var zaten. Oylama yapacağız. Ama öncelikle burada birinci dereceden bir cinayet uğraştığımızı hepinize hatırlatmak isterim. Sonra burada ilk defa protokolik görevi yapan bir arkadaşımız varmış. O yüzden kanun açıklamayı da okumak zorundayım. Okuyorum. Evet, dinleyelim. Ülkemizde idam cezası tekrar yürürlüğe girdiğinden beri yeni hukuk sistemimizin en önemli ayağı protokolik görevidir. Protokoller sosyal medyada yaptıkları kampanyalar sayesinde adalet sistemimizin birer güvencesi olmuşlardır. Kamuoyunun ihtiyaç duyduğu gerçek bilginin temininden ve yayılmasından sorumludurlar. Onların birlik ve beraberliği bizi güçlendirmektedir vesaire vesaire. Yani diyor ki eğer hepimiz bu çocuğun suçlu olduğu yönünde bir karar verirsek bu çocuk ölüyor yani kapış. Hadi hemen ortak karar. Evet hadi. Sanırım hepiniz bunun bilincindeyiz öyle değil mi? Devam edelim bence. Evet. Hadi ortak karar alalım. Hem kampanyayı başlatırsak da şey olacak yani medyadaki şeyleri de engellemiş oluruz biraz. Evet. Aa evet evet ya neydi o eski hashtagler yok şu masumdur, yok bu tutuklansın, yok şunun yanındayız. Oo hadi ya, hadi artık devam edelim. Görevimiz ne kadar anlamlı değil mi ya? Ya ne demezsin. Patlak ses kalmayacak. Evet evet hepimizin aynı fikirde olduğuna eminim. Tamam. O zaman oylamaya karşı çıkanımız yok diye anlıyorum. Yok, hayır. Tamam. İkinci hatırlatmam gereken şeyse şu. Mutlaka 12'ye karşı 0 olmalı bütün oylar. Biliyorsunuz değil mi? Kanunlar böyle söylüyor. O zaman hemen oylamaya başlayabiliriz. İlk olarak bana o zaman suçlu diyenler emojileri göndersin sırayla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11. Evet. Çok enteresan. Neyse bir de suçsuz diyeni de görelim madem. Evet suçsuz diyeni de görelim. 1. Bir tane çıkar. 11'e karşı. Nasıl ama ya ne yapacağız şimdi? Sanırım biraz konuşmalıyız. 8 numara sana bir şey soracağım. Sen gerçekten çocuğun suçsuz olduğunu düşünüyor musun? Yani bilmiyorum. Yani net bir şey söylemek için henüz erken. Bilmiyorum. Ama sen de bizimle beraber izledin, anlatılanları duydun. Çocuk tehlikeli bir katil. Ama daha 18 yaşında ya. O yüzden çok emin değilim. Katil olmak için yeterli bir yaş. Kendi babasını göğsünden bıçaklamış. Bir sürü deli sundular. Sana hatırlatmamı ister misin? Ha, yok hayır. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Peki de o zaman ne istiyorsun? Sadece biraz konuşmak istiyorum. Yani konuşacak ne var ki burada 11'imiz onun suçlu olduğunu düşünüyoruz. Senden başka hiç kimsenin ikinci kez düşünmeye ihtiyacı yok. Ben bir şey sormak istiyorum. Çocuğun anlattığı hikayelere mi inandın acaba? Yani, yani tamamıyla inandığım söylenemez. Yani bilmiyorum. Sadece biraz konuşalım. Öyleyse niye suçsuz diyorsun ki? Çünkü zaten suçlu olduğunu söyleyen 11 kişi vardı. Bakın bir çocuğu sadece bir emoji yollayarak idama göndermek benim için çok kolay değil. Gerçekten. Kolay olduğunu çok kim kolay söyledi ya? Hayır lütfen hiçbiriniz söylemediniz kesinlikle. Ne yani sırf hızlı oy verdik diye mi? Ben bu çocuğun suçlu olduğuna gerçekten inanıyorum. 100 yılda konuşsan fikrimi değiştiremezsin. Hayır kesinlikle ben sizin fikrinizi değiştirmeye çalışmıyorum. Sadece bakın birinin hayatı söz konusu. Ve öyle 5 dakikada karar veremeyiz. Düşünsenize ya yanlış karar veriyorsak? Ya yanlış karar veriyorsak? Ya internet fişini çekerlerse her şey olabilir öyle değil mi? Haklısınız. Yani ne kadar sürdüğünün ne önemi var ki ya 5 dakikada doğru karar verdiysek? Tamam o zaman sadece 1 saat konuşalım. Uygun mu? Nasılsa hashtag görevinizin başlaması için önce maçın başlaması gerekiyor haliyle. Uygun mu? Ne dersiniz? Ben şöyle sorayım o zaman ya. Konuşmak isteyen var mı? Yani ben ekranın başında bir saat kalabilirim. Benim için uygun. Ay harika. Ben dün gece enfes bir diziye başladım. Onu anlatayım size. 2000'lerde pardon, geçiyor İstanbul. Pardon. Yani efendim? Biz burada bunun için oturmuyoruz. Öyle mi? Siz söyleyin peki neden oturuyoruz? Bakın net olarak bilmiyorum. Aslında belki net bir sebebi de yok. Bakın bu çocuk hayatı boyunca itilip kakılmış.
Zaten bir kenar mahallede doğmuş. Hepimiz dinledik. Daha 9 yaşındayken annesini kaybetmiş. Sonra 1,5 yıl boyunca ıslah evinde kalmış. Bakın bu arada babası da hapisteymiş. Bu hayata iyi bir başlangıç yapmış sayılmaz. Tamam, saldırgan, sinirli bir çocuk ama hep öyle olmak zorundaydı. Peki sebebi biliyor musunuz acaba? Sebebiyle ilgileniyor musunuz acaba? Bu çocuk her gün bir başkası tarafından tekmelendi. Her gün 18 yıl sefalet içinde yaşadı. Birkaç kelime de olsa ona borçluyuz. Ne dersiniz? Ya 8 numara ya. Bu anlattıkların bana biraz abartılı geldi de. Ya millet bir keyif çayı mı içsek acaba ya? Keyif? Oh, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ona hiçbir şey borçlu değilim. Şanslıymış ki mahkemesi yapıldı, ani bir şekilde yargılandı. Bu dava kaça mal oluyor, farkında mısınız siz? Ha? Bu kadar insan, bu kadar kişinin ayırdığı zaman yeter. Bakın, burada hepimiz yetişkin insanlarız, öyle değil mi? Gerçekleri dinledik. Şimdi bu çocuğun ne olduğunu bile bile ona güvenmemiz gerektiğini söyleyemezsiniz bana. Ya ben bütün hayatımı onların arasında geçirdim. Hiçbirisine güvenilmez. Hepsi doğuştan yalancıdır. Olur mu öyle şey canım? Bu söylediğinize anca bir aptal inanır. Siz bana aptal mı dediniz? Anlayamadım. Pardon. Bakın diyorum ki bir insan doğuştan yalancı olabilir mi gözünüzde? İşte insan doğası, ne yapacaksınız? Bu 10 numaraya bazı şeyleri izah etmemiz lazım. Öyle olmaz. Ya bugün cuma değil, vaaza gerek yok. Ya bakın lütfen sakin olalım. Bu tartışmalar bizi sadece yavaşlatıyor. Belki de bizim burada durmamız gerektiğini söyleyen insan neden burada durmamız gerektiğini de söyler. Pardon ya, pardon, pardon. Ya benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Yani 8 numaranın haksız, bizim haklı olduğumuzu düşünüyoruz ya. Ya yani 1-2 dakika şöyle bir kenara çekip konuşsak, hani ya gerçi ön yargılı birine de benziyor. Yani ön yargıları parçalamak, atomu kırmaktan. Abi atom kırılır mı ya? Parça. Abi ben kayboldum ya. Neyse ya, siz devam edin. Bir dakika. Galiba ben sizin ne demek istediğinizi anladım. Siz şunu mu söylüyorsunuz? Biz tek tek 8 numaraya neden böyle düşündüğümüzü anlatalım. Değil mi, bunu dediniz? Peki. Tamam, bence çok mantıklı. Sırayla gidelim. 2 numara sizden başlayalım. Öncelikle bu önemli davada bana ilk sözü verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sizleri kesinlikle mahcup etmeyeceğim. Şimdi konuya gelirsek eğer... Ben çocuğun suçlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu başından beri açık. Yani sonuçta aksi ispat edilmedi. Ama bir dakika, aksi ispat edilmek zorunda mı? Değil. Bakın, ispatlamak davacının sorumluluğudur. Savunma isterse ağzını dahi açmayabilir. Yani bu kanunlarda var, yok mu? İsterseniz tekrar bakalım. Ben öyle hatırlıyorum. Yani haklısınız ama yani benim söylemek istediğim... Yani ben onun suçlu olduğunu sanıyorum. Çünkü sonuçta biri onun yaptığını gördüğünü söyledi. Peki ben de şöyle düşünüyorum ama bunlar benim kişisel görüşlerim değil, gerçekler ve yani gerçekleri çarpıtamazsınız. Şimdi cinayetin işlendiği gece, cinayetin işlendiği odanın alt katında oturuyordu yaşlı adam. Cinayetin işlendiği gece saat 12-10 geçe kavga sesleri duydu. Çocuğun babasına seni öldüreceğim diye bağırdığını işitti, bak seni öldüreceğim diye. Sonra adamın yere düştüğünü duydu. Merdivenlere koştuğunda çocuğu merdivenlerden aşağı doğru kaçarken gördü. Hemen polisi aradı. Maktülü göğsünde bir bıçakla buldular. Olay yerine gelenler de cinayetin gece yarısı işlendiğini doğruladılar. Ya işte bunlar gerçekler. Yani gerçekleri de çarpıtamazsınız. Ya tamam, ben de biliyorum. Çocuk yalnızca 18 yaşında. Ben de çok yufka yürekli biriyim ama çocuk bir cinayet işledi ve cezalandırılması gerek. Evet, kesinlikle katılıyorum. Doğru. Ya sözünüz bitti mi 3 numara? Tamam. O zaman 4 numara sizden devam edelim. Buyurun. Şimdi arkadaşlar, çocuğun bize verdiği ifadenin yalan olduğu gün gibi açık. Çünkü cinayet saatinde sinemada olduğunu söyledi. Fakat ne gördüğü filmi ne de oyuncuları hatırlıyor. Ayrıca da onu sinemada hiç kimse görmemiş. Ya şu karşıdaki kadının ifadesi o her şeyi ispatlamıyor mu? Kesinlikle cinayeti gördüğünü söyledi. Arkadaşlar sırayla gidiyoruz, bozmuyoruz. Bir dakika, bir numara, bir izin verin bana, ben bu kadından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın, burada bir kadıncağız var, uzanmış yatıyor ama sıcaktan bunalmış, uyuyamıyor. Kalkıyor, camdan dışarıya bakıyor, tam karşıya ve çocuğun babasını göğsünden bıçakladığını görüyor. Saat tam 12-10 geçe, her şey uyuyor. Bakın, kadın hayatı boyunca bu karşılarında oturmuş, çocuğu bebekliğinden beri tanıyor. Tramvayın penceresinden gördüğünün o çocuk olduğuna yemin et. Doğru.
Doğru. Tam o sırada geçen tramvayın penceresinden görmüş. Evet. Doğru. Evet, çok doğru. Tramvay boşmuş, durağa götürüyorlarmış, içi karanlıkmış. Ve karanlıkta bakınca karşı tarafın görülebildiğini de bilirkişi raporuyla kanıtladılar. On numara, size bir şey sorabilir miyim? Hadi. Şimdi anladığım kadarıyla siz çocuğun ifadesine inanmadınız. Yok. Tamam. Peki nasıl oluyor da kadına inanıyorsunuz? Yani kadın da onlardan biri değil mi? Bir dakika, başta ne demiştiniz? Doğuştan yalancı ve güvenilmez olan mahallelilerden, değil mi? Siz kendinizi çok mu akıllı sanıyorsunuz? Ha? Ha? Ne biçim bir soru bu? Ha? Lütfen. Aa, çok akıllı sanıyor bu kendini. Ne demek şimdi bu yani? Tamam, lütfen. Ne demek? Burada kavga etmek için bulunmuyoruz, değil mi? Burada yargı dağıtmaya geldik. Lütfen ya. Ay, benim de kafamı karıştırıyorsunuz. Kimde kalmıştık ya? En son ben konuşmuştum. Ha, beş numara, siz devam edin o zaman. Beni atlayabilir miyiz? Teşekkür ederim. Efendim? Yani sanırım böyle bir şey hakkınız var ya. Evet, olabilir. Tamam. 6 numara. Evet, sizden devam edelim. Bilemiyorum. Yani bu davada sanki böyle birazcık çabuk ikna olmuşum gibi hissediyorum ben. Yani böyle beni inandıracak bir cinayet sebebi arıyorum. Yani sonuçta sebep yoksa cinayet, pardon, dava nerede? Öyle değil mi? Yani bakın, mesela şu çocuğun apartmanındakilerin verdiği ifade çok güçlü bence. Yani babası ve çocuk arasında bir kavgadan söz ettiler akşam saat 7'de. Yalnız saat 7 değil, 8'de olması gerek. Evet, doğru. Doğru. Fark etmez. Yani. Bir de şimdi önce tartıştıklarını duydular. Sonra babanın oğluna iki kez vurduğunu, sonunda da çocuğun sinirli bir şekilde koşarak evden çıktığını gördüklerini söylediler. Değil mi? Doğru. Evet. Bu neyi kanıtlar? Hiçbir şey kanıtlamaz. Ama olaya dair küçük bir parça. Değil mi? Şimdi anlıyorum, 6 numara, fakat siz bu bir sebep sayılır dediniz. Yani avukat da aynı şeyi yaptı. Bakın, bu güçlü bir cinayet sebebi değil. Bu çocuk, ne dedik defalarca, doğduğu günden beri her gün dayak yemiş. Şiddet durumu onun için rutin olaylardan biri. Yani sizce yüzüne iki tokat yedi diye cinayete teşebbüs edecek kadar sinirlenmiş olabilir mi? Yalnız bir dakika. Belki de bu sefer çok fazlaydı, çünkü herkesin bir patlama noktası vardır, öyle değil mi? Evet. Peki. 6 numara sizin bitti sanırım. Bitti mi? Evet. Tamam. 7 numara, siz ne dersiniz? Yani bilemiyorum. Her şey söylendi. Burada sonsuza kadar konuşabiliriz ama hiçbir şey değişmez. Ya bu çocuk 5 para etmez. Şu yaptıklarına bakın ya. 10 yaşında çocuk mahkemesinde. Öğretmenine taş atmış. 15'inde ıslah evinde. Araba çalmış. Saldırıdan tutuklanmış. 2 kez de bıçaklı kavgadan yakalanmış. Bıçak kullanmada da usta olduğunu söylüyorlar. Ama ne iyi çocuk. Yalnız doğduğu günden beri her gün dövülmüş. Tekmelenmiş. İnsan ben yerine koyulmamış. Ben de döverdim öyle çocuğu. İşte bu yüzden hep zamanı çocukları böyle oluyor. Artık çocuklar büyüklerini pek umursamıyor. Ya sizce büyükler bunu pek umursuyor mu? Sizin çocuğunuz var mı? Var. Evet. 3 tane. 3 tane. Benim de 1 tane. Bakın. Ay. 9 yaşındayken bir kavgadan kaçtı. Kendi gözlerimle gördüm. O kadar utanmıştım ki, yani neredeyse evden kovacaktım. Ama sonra dedim, sen dur, seni ben gerçek bir erkek yapacağım dedim. Yaptım da dediğimi. Sonra bir gün bir kavga ettik. Bana bir tane vurdu. Güçlü çocuk. Ama tabii o zamandan beri pek görmüyorum. Siz çocuklar için bütün ömrünüzü harcarsınız. Onlar. Neyse, devam edelim. Arkadaşlar, bence biz burada bir noktayı atlıyoruz. Tamam, bu çocuk kötü bir ailede, kötü bir muhitte büyümüş olabilir. Fakat bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz burada onun suçlu olup olmadığına karar vereceğiz. Bunun sebepleri hakkında tartışmayacağız. Ya bir de çocuk bir kenar mahallede doğmuş, büyümüş. Yani bu tip yerler tam bir suçlu yuvasıdır. Kenar mahalle doğan çocukların toplum için birer tehdit olduğunu herkes bilir. Hay, ağzınıza sağlık. Hadi gelin bir de şunu hep beraber söyleyelim. Kenar mahalleden çıkan çocuklar tam birer baş belasıdır. Ya ben onlarla aynı şehirde yaşamak bile istemiyorum yani. Siz bana baksanıza be! Bana baksanıza siz! Ben var ya, ben bütün hayatımı kenar mahallelerde geçirdim be! Çöptüm, bahçelerde oynardım ben, çöp. Gençliğim, güzelliğim gitti benim be! Var ya, yanımda olsaydınız
Üstümde çöp kokusunu duyabilirdiniz. Üstüm çöp kokuyor evim. Her yer çöp kokuyor. Beş numara sakin olun. Bu kişisel bir şey değil de. Ya beş numara ya. Seni kastetmedi. Bu kadar alıngan olma abi. Tamam bakın. Tartışmayı keselim. Devam edelim tamam mı? Sekiz numara sizde kaldık. Sizden devam edelim. Aa, hepiniz beni ikna etmeye çalışacaktınız. En son öyle anlaşmıştık ama. Değiştirdik mi? Aa, doğru. Haklısın. Ben ona... Aa. Yok bir numara hepimizi burada o tutuyor lütfen. Sekiz numarayı da dinleyelim. Anlatsın ya abi. Bu kadar kişi oturduk onun keyfini bekliyoruz canım. Olur mu öyle şey? Yok. Ben devam edeceğiz. Yok, ben dersem yok. Olur. Aa, ya bir numara ne olur çocuk gibi davranmayın lütfen. Ben mi çocuk gibi davranıyorum ben? Ben mi? Çocuk evet bildiğiniz çocuk. Bakın ben burada bir toplantıyı yönetmeye çalışıyorum. Eğer siz daha iyi biliyorsanız gelin siz benim yerime. Ay sakin olun canım sinirlenmeyin. Aa, sakin olun. Söyleyemezsin. Söyleyemez. Tamam mı? ya hiç bu kadar komik bir şey gördünüz mü? Çok çok komik herhalde. He? Ya bir numara. Unut gitsin. Önemli değil. Bana unutup gitmemi söyleyemezsin. Eğer sen çok iyi biliyorsan sen gel o zaman. Gelin yönetin. Hayır. Siz çok iyi yapıyorsunuz işinizi. Siz devam edin. Kimse tamam, elinizi istemiyor. Tamam. Ben de vazgeçtim. Tamam peki. Tamam. Nasıl düşündüğümü bilmek istiyorsanız gerçekten anlatabilirim. Hiç sorun yok. Ay anlatın da kurtulalım anlatın. Şimdi bakın sizin bildiklerinizden daha fazlasını bilmiyorum. İfadeleri hepimiz dinledik. Sonuçta aynı davadaydık. Evet ifadelere göre çocuk suçlu görünüyor. Bilmiyorum belki de gerçekten öyledir. Ama ben 6 gündür ifadeleri tekrar tekrar dinliyorum. Bakın burada ters giden bir şeyler var. Herkes çocuğun suçlu olduğunu inanıyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Herkes bir konuda nasıl bu kadar aynı fikirde olabilir? Bakın siz bile 11 kişi aynı fikirdesiniz. Burada bir terslik yok mu? Savunma avukatı mesela. Sizce yeterince iyi bir savunma yapabildi mi? Burada. Bu savunma avukatı eğer benim hayatımın davasını yürütüyor olsaydı kesinlikle başka bir avukat isterdim. Düşünsenize sadece iki tane görgü tanığı var. Bir tanesi olayı görmüş, diğeri de sadece cinayeti işitmiş ve çocuğu da kaçarken görmüş. Daha doğrusu öyle olduğunu iddia etti. Ve bütün savcı bütün iddiasını bu iki tanığın üzerine oturttu. Düşünsenize ya tanıklar yanılıyorsa? Ya 8 numara ne demek yanılıyorlarsa ya? O zaman tanıkların ne anlamı var? Yanılıyor olamazlar mı canım? Abi yemin etti bu insanlar gerçeği söylemek için ya. Ya yemin nedir ki? Onlar da insan. Hata yapabilirler. Hayır sanmıyorum. Neden? Ya hadi ama ya hiçbir şey yani bu kadar bilimsel bir şey değil ki bu kadar kesin olamaz hiçbir şey ya. İşte ben de tam bunu anlatmaya çalışıyordum. Çok teşekkür ederim 12 numara. Bu kadar. Tamam konumuza dönelim ya. Adamın göğsünde buldukları sustalı bıçağı ne diyeceksiniz? Şey yalnız yani sırayla gitmiyor muyduk? Bazı kişiler konuşmadı. 2 numara biraz sus tamam konuşurlar onlar da. Şu harika çocuğun cinayet günü aldığını kabul ettiği o sustalı bıçağı ne diyeceksiniz 8 numara? Hadi bıçaktan bahsedelim. Tamam bıçağı inceleyelim o zaman. 1 numara bıçağı gösterir misiniz lütfen? Ya görüp ne yapacaksın? Bir inceleyelim tekrar. Arkadaşlar yalnız bıçak ve ne zaman alındığı çok kuvvetli deliller öyle değil mi? Kesinlikle. Peki şöyle bir güzelce gerçekleri toparlayalım mı hep beraber? Ben birkaç not aldım bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar çocuk tam saat 8'de evden ayrıldığını itiraf etti değil mi? Babası tarafından tokatlandıktan sonra. Hayır tokatlandığını söylemedi. Yumruklandığını söyledi. İkisi arasında fark vardı. Pekala yumruklandıktan sonra çıktı ve köşedeki dükkana gidip şu şeyi aldı. Biraz önce gördüğümüz neydi? Bıçak. Evet susla. Ya, bakın arkadaşlar bu sıradan bir bıçak değildi. Böyle işlenmiş bir var. Hatta dükkan sahibi bile bu elindeki bu türden son bıçak olduğunu söyledi. Şimdi 3 çocuk saat 8.45 gibi çıkıp evden kulübe gitti. Buraya kadar tamam mıyız arkadaşlar? Doğru. Şimdi 9.45'e kadar kulübün önünde bir saat falan arkadaşlarıyla takıldılar ki bu süre içerisinde arkadaşlar bıçağı gördüler. 4 arkadaşları cinayet silahının aynı silah olduğunu mahkemede söylediler arkadaşlar. Buradan sonra çocuk saat 10 gibi eve dönüyor. Ve daha sonra çocuğun ifadesiyle tanıkların ifadeleri birbirleriyle çakışıyorlar. Çocuk 11.30'da sinemaya gittiğini, 3.10'da eve döndüğünü, babasının ölü bulduğunu ve tutuklandığını söylüyor. Abi de oradaki polislerin kendisini merdivenlerden aşağı ittiğini söylemişti. Evet arkadaşlar. Peki bıçağı ne oldu? Yani
sinemaya gittiği 11.30 ile 3.10 arasındaki bir zaman diliminde cebindeki bir delikten düştüğünü ve onu bir daha görmediğini söylüyor. Bence bize burada resmen masal anlatıyor. Çünkü çocuğun sinemada olmadığı gün gibi açık. Ne gördüğü filmi hatırlayabiliyor ne de oyuncuları. Ayrıca onu sinemadan çıkarken de kimse görmemiş. Gerçi biz burada neyi tartışıyoruz? Yıl olmuş 2030 hala kamerası çalışmayan sinema var. Arkadaşlar, gerçekte ise olan şu, size şöyle anlatayım. Çocuk o gece sinemaya falan gitmedi, evde kaldı. Babasıyla yine tartıştılar ve babasını bıçakladı. 12-10 geçe evden ayrıldı. Tabii çıkmadan önce bıçağın üstündeki parmak izlerini sildi. Yani siz şimdi bana şunu mu söylemek istiyorsunuz? Çocuğun cebinden bıçak düştü, bıçağı birisi buldu. Daha sonra çocuğun evine gitti ve bıçağın ne kadar keskin olup olmadığını anlamak için bir insan mı öldürdü yani? Hayır. İmkansız bu. Hayır, çocuk bıçağı düşürmüş, başka birisi benzer başka bir bıçakla adamı öldürmüş olabilir. Lütfen bakın, bu çok istisnai bir bıçak. Ben daha önce böyle bir bıçak görmemiştim. Bunu satan adam da böyle söylüyor. Sizce de bu kadar inanılmaz bir şey inanmamızı beklemiyor musunuz? Bence böyle bir rastlantı mümkün olabilir. Ben de mümkün olmadığını söylüyorum. Ya, peki. Şunu incelemek istemiyordunuz. Bu ne? Bu ne be? Bu yasal mı? Siz bunu nereden buldunuz? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? O ne? Telaş etmeyin. Sadece internetten sipariş verdim. 250 lira. Hızlı kargo seçeneğiyle sabah elime ulaştı. Stokta devamı var. İsterseniz hepiniz birer tane alabilirsiniz. Peki bize bunun neyi kanıtladığını söyler misiniz? Cinayet bıçağına benzer bir bıçak bulduysanız ne olmuş? 100 yılın keşfini mi yaptınız? Yani adamı yani aynı tür bıçakla başka birisi mi öldürdü yani? Evet. Milyonda bir ihtimal. Ama bir ihtimal sonuçta. Hiç de olası bir ihtimal değil. Ya çocuğunkinin aynı bir bıçağı bulması çok ilginç ya. Ya nesi ilginç bunun, ilginçmiş. 8 numara burada 11 kişi hala çocuğun suçlu olduğunu düşünüyor. Evet, çok doğru. Bakın isterseniz böyle devam edin. Kimsenin fikrini değiştiremeyeceksiniz. Bizi şey yaparlar, iptal ederler. Ne yapalım? Çocuk yeniden yargılanır ve yine suçlu bulunur. Olan bizim tecrübe puanlarımız olur. Onlardan kırarlar. Tamam, haklısınız. Peki. Öyleyse ne yapacaksınız? Bütün gün burada mı kılacağız yani? Bir gün ya. Sadece bir gün. Bir çocuk ölebilir. O zaman neden sonsuza kadar bu ekranda kalmıyoruz? Salak bir çocuk babasını öldürüyor. Biz de ona annelik babalık yapıyoruz. Hale bak ya. Bakın ben bu bıçağın olaydaki rolünü hala anlayamıyorum. Babasını bıçakladığını gören birisi var. Öyle değil mi? Yani bakın sizleri bilmiyorum ama benim başımda olmam gereken 3 tane salonum var. Şu işi bitirip giderim artık. Hadi. Ama avukat da çok ilgilendi. Tam bir gün uğraştılar. Ya o ne avukatı? O avukatın barosuna baktınız mı? Hangi baroya kayıtlı? Eski davalarına bakın. Belli olur ne oldu ya. Arkadaşlar Allah. Tamam. Lütfen sakinleşelim. Gerçekten sadece vakit kaybediyoruz ya. 8 numara siz ne diyorsunuz? Tek itiraz eden sizsiniz de. Tamam, hepinize yeni bir teklifim var. Bu kez ben oy kullanmayacağım. Benim dışında siz 11 kişi ama lütfen kapalı oy sistemiyle özelden oylarınızı kullanın. Eğer bir kişi daha benimle birlikte suçsuz derse lütfen burada kalıp konuşmaya devam edelim. Ama yine 11'iniz suçlu derseniz tamam, bu kez ben de oyumu değiştireceğim. Çocuğun suçlu olduğuna karar vereceğiz ve oturum kapanacak. Deneyebilir miyiz? Okay. Bence bu adil görünüyor. Herkese de uygundur diye düşünüyorum. O zaman herkes bana özelden oylarını göndersin. Oylar geliyor. Çok heyecanlı. Tamam. Saymaya başlıyorum. Tamam. Suçlu. Suçlu 1. Suçlu. Suçlu 2. Suçlu. 3. Suçlu. 4. Suçlu. Suçlu 5. Suçlu. 6. Suçlu. Suçlu 7. Suçlu. 8. Suçlu. Suçlu 9. Suçsuz. Hadi ne? Haydi ya. Of, bir oyun bozan daha. Peki kimdi o? Ben onu bilmek istiyorum. Kimdi o? Ama lütfen. Değiştirdin. Gizli bir oylamaydı değil mi? Öyle anlardı ya. Eğer bu gizli kalmak istiyorsan. Ya gizli mi? Gizli ne demek ya? Pro troll toplantısında gizli diye bir şey mi olur? Ama dur ben biliyorum onun kim olduğunu. 5 numara sen bana baksana, sen niye oyunu değiştiriyorsun? Önce bizim gibi suçlu diyorsun. Sonra bir tane vaiz geliyor bir şeyler anlatıyor kenar mahalle çocuğunun. Suçsuz olduğuna inanıyorsun. Sen önce suçlu deyip niye oyunu değiştiriyorsun? Kalleşlik değil mi bu? Sen niye değiştiriyorsun oyunu? Anlat niye değiştiriyorsun? Lan sen kimsin lan? Lan sen bana mı kalleşmiyorsun? Sen kimsin oğlum? Ben seni ne yaparım biliyor musun? Ben...
fularlı lan. O fularlıyı var ya ulan, fularlıyı bulursam lan. Sakallı. O sakallının var ya, ben ta o sakallı. Lan sizin ben. Sen kimsin lan, siz kimsin ulan? Beş numara, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Oyunu o değiştirmedi. Ben değiştirdim. Ah, harika. Of, biliyordum. Size bunun sebebini söylemek istiyorum ama. Yok efendim, ben sizin bunun sebebini söylemenizi hiç istemiyorum. Sakıncası yoksa ben sebebini söylemek istiyorum. Dinlemek zorunda mıyız bir numara? Dinlemek zorunda mıyız? Bak, ben dinlemek istiyorum. Bir numara, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksiniz. 8 numara hepimize karşı çıktı. Çocuğun suçsuz olduğunu söylemiyor. Sadece emin değil. Bu kadar kişiye karşı koymak hiç kolay bir şey değil. Destek bulmak için de bir kumar oynadı. Ben de istediği desteği verdim. Düşüncesine son derece saygı duyuyorum. Yani çocuk belki de suçludur ama ben de henüz şu aşamada tam olarak ikna olmuş değilim. Yani oylama ona karşı 2. 7 numara. Nedir bu Allah aşkına? Bu basitlik nedir ya? Biri konuşurken bu kadar saygısız davranmaya hakkınız var mı ya? Aman. Sevgili 9 numara, lütfen aldırmayın. Boş verin. Arkadaşlar, devam edebilir miyiz? Hadi. Bence devam etmeyelim bir süre. Bir ara verelim. Herkes bir kendine gelsin, öyle gelsin. Bence de çok iyi olur. 11 numara. Dijitalde takıldık kaldık ya. Bu böyle sürecek gibi. Bitince bana kahveye gelsene ya. Canım, ben kahve sevmem. Ben bir çay alayım. Görüşürüz. Okey. 5 numara. Affedersin ya. Fazla tepki gösterdim biraz sanırım. Ama senin o duygusallardan biri olmadığına çok sevindim. Çok iyi gün ya. 8 numara. Aa, efendim? Efendim? Daha da uzun olacak mı? Ay, hiç bilmiyorum. Galiba. Ay, yani çocuk kesinlikle suçlu. Bunu dünyadaki herkes anlayabilir. Biz çoktan kararımızı vermeliydik. Yani siz şimdi çocuğun suçsuz olduğunu düşünüyorsunuz, öyle mi? Emin değilim ama mümkün. Yani sizi tanımıyorum canım. Ama eminim hayatınızda hiç bu kadar yanılmamışsınızdır. Neden? Zamanımızı boşa harcıyorsunuz. Ama bakın, diyelim ki siz yargılanıyordunuz. Siz ne yapardınız? Bir de öyle düşünün. Diyelim ki siz hepimizi ikna ettiniz. Peki çocuk gerçekten babasını bıçaklamışsa? Evet, herkes ekran başına geri gelip başlayalım isterseniz bir an önce. Yok canım. Herkes iyiyse artık. Evet. Önce kim başlamak istiyor? Ben başlamak istiyorum. Buyurun. Şimdi alt katta oturan yaşlı adamın ifadesine ne diyeceksiniz peki? Yani çocuğun babasına seni öldüreceğim diye bağırdığını duymuş, yani seni öldüreceğim diye. Sonra kavga sesleri duymuş. Adamın yere düştüğünü duyunca kapıya koşmuş. Çocuğu merdivenlerden kaçarken görmüş. Buna ne diyeceksiniz? 8 numara, bu ne demek sence? Sesi ne kadar net duyabildiğini merak ettim sadece. Şimdi arada tavan var. Nasıl duysun? Sıcak bir günmüş yani. Penceresi açıkmış. Üst katın da penceresi açıkmış. Yine de başka bir dairedeki sesin sahibini belirleyemezsiniz. Ya, çok ya 8 numara ya, mahkemede sesin aynı olduğunu söyledi. Karşıda oturan kadın da çocuğu gördü. Yetmiyor mu abi? Yeterli değil mi bunlar size ya? Bence tam anlamıyla yeterli değil. Hadi bakalım, yine aynı şey ya. Sanki duvarla konuşuyoruz. 8 numara, sizin bağlantı iyi mi? Duyuyorsunuz i̇yi. Bizi güzel güzel değil mi? Evet evet, duyuyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, kadın cinayeti geçmekte olan tramvayın penceresinden gördüğünü anlattı değil mi bize? Bütün ayrıntılarıyla tek tek söyledi ve söylenebilecek her şeyi anlattı bize. Yani bu bu inkar edilemez bir delil. İçinizde tramvayın bir noktadan geçmesinin ne kadar süreceği konusunda bir tahmini olan var mı? Bunun konumuzla ne alakası var? Ya hadi sadece tahmin edin, oyun gibi. Hayır, hiçbir fikrim yok. 5 numara. 5 numara. Sizce ne kadardır? Cevaplayabilir miyim? 12 saniye olabilir mi? 12 saniye. Bence gayet iyi bir tahmin. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ya bu tahmin oyunu neden oynuyoruz? Neden oynuyoruz bu tahmin oyununu? 2 numara. Sizce ne kadardır? Bence 10 saniye. Artık sadede gelir misiniz? Nerede? Teşekkür ederim.
Şimdi elimizde iki tane tahmin var. 10 ve 12. Bunu 10 saniye olarak yuvarlıyorum. Hı. Şimdi bir tramvayın bir noktadan geçmesi 10 saniye alıyor. Tramvaylara yakın bir yerde oturanınız var mı acaba? Ay, evet, ben oturmuştum. Nasıl da gürültü var mıydı? Of, feci bir gürültü. Böyle nasıl titreşim? Kafam çatlıyordu yani. Ya sormayın, bir zamanlar ben de oturuyordum. Hele pencere açıkken içeride gürültü dayanılmaz olur. Yani kendi düşüncelerinizi bile duymanız mümkün değildir. Ya bırak bize kendinden bahsetmeyi de, sadede gel. Peki, bakın. Ne dedik? Bir tramvayın bir noktadan geçmesi tam 10 saniye alıyor. Şimdi, iki tane ifade var elimizde. Birincisi, alt kattaki yaşlı adam. Ne dedi? Yaşlı adam çocuğun seni öldüreceğim diye bağırdığını ve bir saniye sonra da cesedin yere düştüğünü duyduğunu söyledi. Bu birinci tanığımız. İkinci tanık, caddenin karşısındaki kadın. Bu kadın hareket halindeki tramvayın son iki vagonunun arasından cinayeti gördüğüne yemin etti. Ya biz bunları zaten biliyoruz. Sen nereye varmaya çalışıyordun, anlatıyorsun. Peki, o zaman bir de şunu inceleyelim. Aa, ne güzel çizmiş ya. O ne ya? Yeterince iyi gözüküyor mu acaba? Mükemmel, mükemmel. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bakın, burası çocuğun cinayet işlediği mahalledeki sokaklardan birisi. Bakın, pencereler kapalı, saat tam 12'ye 10 geçiyor. Ve bir tramvay söz konusu. Ne dedik? Tramvay 10 saniye boyunca buradan geçecek. Hemen gürültüsüyle birlikte canlandıralım ki zihnimizde daha iyi kalsın. Çuf 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 çuf. Bakın gürültü giderek artıyor. Benim sesimi bile zor duyuyorsunuz. Çuf 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 çuf. Ne dedik? Beşinci ve altıncı vagonların arasından işte bu kadın. Bu kadın cinayeti gördüğüne yemin etti. Bu ne demek? Yani bu cinayet, bu tramvay 10 saniye boyunca buradan geçerken gerçekleşti. Yani sizce yaşlı adam çocuğun seni öldüreceğim diye bağırdığını, ardından cesedin yere düştüğünü şu tramvayın gürültüsü içinde mi duydu? İmkansız. Ya elbette duydu. Yapmayın, gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Ya çocuğun ağzı çıktığı kadar bağırdığını söyledi. Bu tramvayın gürültüsü içinde mi? Mümkün değil. Ya burada bize saniyelerden falan bahsedip duruyorsunuz. Hiç bir şey bu kadar kesin olamaz ki. Ama bir çocuğu idama götürecek ifadeyse kesin olması gerekir. Doğru yani. Adamın bu gürültüde duymuş olması mümkün değil. Ya siz neden bahsediyorsunuz? Tabii ki duydu. Aa. Arkadaşlar. Fiziksel olarak adamın duymamış olması mümkün. Ya niye yalan söylesin ki? Ne çıkarı olabilir? Ay, yalan söyledi demiyorum canım. Yalan söylediğini ben de düşünmüyorum. Bakın, yaşlı adamı izledim. Siz de görmediniz mi? Nasıl böyle ürkek, çekingen, korkmuş görünüyordu. Bu adam yalnız bir adam. Yapayalnız bir adam. Düşünün, olmuş 2030, adamın sosyal medyada bir tane bile hesabı yok. Bir tane bile hesabı olmaz mı insanın? Yok. Ne demek bu? Adam hiç gitti. Bugüne kadar kimse ona bir söz vermemiş, ne düşünüyorsun diye sormamış. Belki de kendi kendini inandırmış olabilir. Yani çocuğun sesini duyduğuna, onun yüzünü tanıdığına kendisini inandırmış olabilir. Ben pekala böyle olabileceğini düşünüyorum. Ay, bu hayatımda duyduğum en saçma şey. Ben hala çocuğun suçsuz olduğunu nasıl düşünebiliyorsunuz, hiç anlamıyorum. Aa, bir şey daha var. Şimdi yaşlı adamın seni öldüreceğim diye bağırdığını duyamayacağını zaten kanıtladık. Şimdi yok bakalım, durun bakalım. Neyi kanıtladınız? Hiçbir şeyi kanıtlamadınız. Tamam, peki diyelim ki gerçekten duydu. Hepimiz bu kelimeleri kaç kez kullanırız? Yani birine seni öldürürüm, seni gebertirim demekle onu öldüreceğimizi kastetmeyiz, değil mi? Ya ama çocuk tam olarak seni öldüreceğim dedi yani. Avazı çıktığı kadar seni öldüreceğim diye bağırmış. Bunu böyle söyleyen biri bunu kastetmiştir. Peki. Şimdi aslında pek sayılmaz. Şimdi şöyle, ben geçen hafta bitişikteki bir adamla kavga ettim. Bana böyle aptal diye bağırdı. Sonra ben de ona seni öldüreceğim diye bağırdım. Yapmayın. Sizi doğru olmayan şeylere inandırmaya çalışıyor. Ya çocuk suçlu, seni öldüreceğim dedi, gitti öldürdü. Peki diyelim ki çocuk gerçekten öldürecek olsa bütün mahalle duysun diye böyle avaz avaz bağırır mıydı? Bunu yapmayacak kadar zeki bence. Zeki mi dediniz? Tabii ya ki. Yapmayın, o aptal, sıradan, cahil bir çocuk yahu. Aman zekiymiş. Numara, bir numara, affedersiniz, bir numara. Buyurun. Buyurun. Ben oyumu suçsuz olarak değiştirmek istiyorum da. Tebrik ederim. Emin misiniz? Emin misiniz? Emin misiniz? Eminim, evet. Anladım. Peki, o zaman şu anda oylar 9'a karşı 3. Ya 5 numara, gerekçen ne?
Ya sen şu 3 numaraya mı kızdın? Bu 8'de 9'un anlattığı hikayelere mi inandın ya? Çocuğun kendi avukatı bile çocuğun suçlu olduğunu, hiçbir şansı olmadığını biliyordu. Ya 8 numara çocuğun bir avukatı vardı değil mi? Ya çocuğu savundu, sen değil. Nasıl bu kadar çok şey bilebiliyorsun ki? Avukatlar da kusursuz değildir canım. Heh. Hem o avukatı mahkeme atamıştı değil mi? 10 numara siz söylemiştiniz. Avukatın geçmiş davalarına, barosuna filan bakacaktık. Bu ne demek oluyor şimdi? Bakın, bu avukat genç ve hırslı bir avukattı. Şu anda basit, sıradan, adi bir cinayet davasıyla uğraşıyoruz. Bu avukata itibar getirmeyecek, para kazandırmayacak bir dava. Bu avukatın bu savunmayı çok iyi bir şekilde yapabilmesi için gerçekten müvekkiline güvenmesi gerekirdi. Görünen o ki güvenemedi. Tabii ki güvenemedi. Kim güvenirdi ki yani buradaki birkaç tane yufka yürekli dışında? Affedersiniz bir numara. Başından beri hepinizi dikkatlice dinledim. Ve size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Buyurun buyurun. Bana öyle geliyor ki 8 numaranın dikkat çektiği konular hakikaten çok önemli. Evet, mahkemede sunulan delillere göre çocuk suçlu gibi. Ama yüzeysel olarak. Aa, yapmayın 11 numara ya, siz de mi? Ama. Sormak istediğim bir soru var. Diyelim ki çocuk gerçekten cinayeti işledi ve bu saat 12-10 geç oldu. Peki ne zaman yakalandı? Saat 3 civarında eve geri döndü, iki polis tarafından yakalandı. Şimdi sorum şu. Eğer çocuk babasını gerçekten öldürmüşse neden eve 3 saat sonra dönsün ki? Yakalanmaktan korkmaz mıydı? Yani şöyle düşünebiliriz. Bıçak için dönmüş olabilir. Sonuçta bıçağı bir insan üstüne bırakmak işte doğru bir davranış değil, öyle değil mi? Evet, özellikle de bir akrabanın. Neyse, 7 numara. Bu dalga geçirecek bir konu değil ama şöyle düşünebiliriz 11 numara. Bilirsiniz katiller her zaman cinayet mahalline geri döner, öyle değil mi? Çocuk da bıçağın unuttuğunu fark etti ve polislerden önce geri dönüp almak istemiş olabilir. Eğer bıçağın bulunacağını düşünseydi neden en başta orada bıraksın ki? Yani en nihayetinde bu bir çocuk, yani babasını öldürdükten sonra paniklemiş ve unutmuş olabilir. Daha sonra aklına geldi ve geri dönüp almak istedi. Bu sizin paniği nasıl tanımladığınıza bağlı. Kaçmadan önce bıçaktaki parmak izlerini silecek kadar sakinmiş. O zaman bu panik nerede başladı, nerede bitti? 11 numara, sen suçlu diye oy kullanmadın mı ya? Sen hangi taraftasın? Herhangi bir tarafa sadık kalmak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Sadece birkaç soru soruyorum. 11 numara, bahse girerim var ya, kimsenin onu görmediğini, ertesi sabaha kadar da cesedi bulamayacaklarını düşündü çocuk. Ne de olsa gecenin bir yarısıydı ya. İşte söylemek istediğim de bu. Caddenin karşısındaki kadın cinayeti gördükten bir dakika sonraki, bu tramvay geçtikten sonraki dakika çığlık attı ve polis aradı. Çocuk bu çığlığı kesinlikle duymuş olmalı. Yine de geri döneceğini hiç sanmıyorum. Arkadaşlar bir dakika, şimdi burada iki şey var. Bir, belki de çığlığı duymadı, belki o kadar yüksek sesli değildi, bu mümkün. İki, çığlığı duymuş ama kendisiyle ilgili olmadığını düşünmüş olabilir. En nihayetinde bu tip yerlerde çığlıklar günlük hayatın birer parçası, öyle değil mi? İşte cevabımız. Peki çocuk babasını gerçekten öldürdü. Çığlığı falan duymadı, kaçtı gitti. Sonra biraz sakinleşince yakalanma riskine rağmen geri döndü ve bıçağı almaya gitti. Yani bunlar olmuş ya da olmamış olabilir ama sonuçta bizim şu an çocuğun cinayet anında orada olup olmadığını sorgulamak için çok mantıklı şüphelerimiz var. Aa, bu da ne demek şimdi ya? Ya yaşlı bir adam çocuğu kaçarken gördü mü görmedi mi? Gördü mü görmedi mi? Gördü mü? Söyledi. Tamam, buna ne diyorsunuz? Ya tanıklar da hata yapabilir. Mesela. Evet, evet, siz hata yapmalarını isterseniz veya 8 numara hata yapmalarını isterse. O ne ya? O ne? Bağırmayın. Yok, yeter. Biraz da biz bağıralım. Bunlar her yolu deniyor yahu. Yahu duymuş duymamış çığlığı ne fark eder? Babasını öldürdüğünü gören biri var ya. Bir numara. Gerçekleri çarpıtıp duruyorsunuz. Bir numara. Tekrar oylama istiyorum. Benim lafım henüz bitmedi. Yeni bir oylama istendi. Yeni bir oylama. Niye zamanımızı niye boş harcıyoruz? Ya sadece bir saniye sürecek ya. Tamam. Bakın, en hızlı yöntem sanırım suçsuz diyenlerin emojilerini göndermesi olacak. Öyle halledelim, hızlı olsun. Tamam, hadi gönderin. 1, 2, 3. Kalp ne ya? Niye kalp gönderiyorsun? 3. Tamam, 3 aynı. 9'a 3. Çıkamayacağız biz bu gidişle ya. Vallahi çıkamayacağız yani. Pardon, 1 numara. Ben de suçsuz demek istiyorum. Ya, hepiniz delirmiş olmalısınız ya. Çocuk suçlu. Niye gerçeklere kulak asmıyorsunuz ya? Sanki şaka yapıyorlar ya. Evet, oylar 8'e karşı 4 oldu. Bak 11 numara, niye oyunu değiştirdin bilmek istiyorum. Hadi söyle, niye değiştirdin? Kararımı tekrar savunmak zorunda değilim.
Aklımda mantıklı şüphelerim var. Mantıklı şüphe mi? Bıçağa baksana. Bıçağa benzerleri internette satılıyormuş. Kadını almış işte. Of, ne inanmamızı bekliyorsunuz ya? Kafanızda hikayeler uydurup duruyorsunuz. Ya 8 numara şu yaşlı adama ne diyeceksin? Cinayetten 15 saniye sonra kapıya koşmuş. Çocuğu da merdivenlerden kaçarken görmüş. He o, he o. Çocuğu merdivenlerden kaçarken görmüş. Biz şimdi buna inanmayalım mı yani? Bir dakika, bir dakika. Ha canım. Yaşlı adam kapıya koştuğunu mu söyledi? Ne fark eder ki? Kapıya gitti değil mi? Hı. Evet evet, koştuğunu söyledi. Ben en azından öyle hatırlıyorum yani. Bak şimdi buldum Allah, bak ya, ifadesini hatırlamıyorum ama nasıl koştuğunu anlamıyorum yani, nasıl koştu? Yatak odasından ön kapıya kadar gittiğini söyledi. Bu yeterli değil mi? Yatak odası neredeydi? Koridorun sonunda. Adam yavaş yürüyor, sol ayağı aksıyor, ancak birinin yardımıyla dışarı çıkabiliyordu. Peki avukatı niye bunu söylemedi? Canım belki de aklına gelmemiştir. Evet, aklına gelmemiştir. Siz avukatı salak mı sandınız? Ha? Ya senin hiç aklına geldi mi be? Yahu ne fark eder? Avukatı bundan bahsetmedi çünkü bunun davayı zorlaştıracağını biliyordu. Bu kadar. Hayır, sadece zavallı yaşlı bir adamı bizim önümüzde yalancı çıkarmak istemedi. Bilirsiniz bu protrollere pek hoş görünmez. Avukatlar bizden kaçınır. Ama neden zamanımızı boş harcıyoruz ha? Ya sana göre boşa zaman be. Of be ya. Bıktım ya. Bakın ne oldu? Yaşlı adam birkaç saat önce kavgayı duydu. Yatağında uyuyor. Cesedin yere düştüğünü, sonra da birinin kaçtığını duydu. Elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde kalktı. Koridorun öbür ucundaki kapıya kadar gitti, artık ne kadar hızlı olursa. Kapıyı açtı, baktı, aa birisi kaçıyor. Bunun çocuk olduğunu sadece varsaydı. Varsaydı mı? Kesinlikle. Bu kadar. Bugün bir sürü şeyler dinledik ama bu duyduklarım arasındaki en aptalcasıydı ya. Hepiniz yufka yüreklerinizi almış bir kenar mahalle çocuğunu kurtarmak için gelmişsiniz ya. Çocuk suçlu diyorum size. Cezalandırılması gerek, yoksa parmaklarımızın arasından kayıp gidecek. Ne pardon, ne dediniz? Parmaklarımızın arasından mı? Cellat mıyız biz, nedir? Ya onlardan biriyiz. Allah Allah, muhtemelen son tekmeyi de siz atmak istersiniz, olur mu, uygun mu? Bu çocuk içinse evet. Şu toplantı başladığından beri kamu adına çocuktan intikam almak ister gibisiniz. Ben... Evet. Yani bu çocuğun ölmesini istiyorsun, onu anladık. Ama neden? Gerçekler senin umurunda bile değil. Sen tam benim bir sadistsin. Sadist çocuğun mi? Yaşı ben küçük olsa yaşını bile büyüteceğine eminim. Kesinlikle sadist birisi. Sen ne diyorsun evet. Ya? Seni öldürürüm bak. Düzgün konuş benimle. Ağzını topla. Duydunuz. Sakin olun. Bakın. Bu dava adi suçlar kapsamındadır. Politik gönderme ya da iğneleme bizim kapsamımız dışında 8 numara. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bakın ikinizi de rapor ederim ha. Ona göre bir daha olmasın. Özür dilerim. Haddimi aştıysa. Yani böyle bir şeyin kayıtlara girmesini istemezdim. Ama madem ki kayıtlara girdi, 3 numaranın avaz avaz seni öldüreceğim diye bağırdığını hepimiz duyduk. Herhalde gerçekten beni öldüreceğini kastetmemiştir. Nerede kalmıştık? Kapatalım bunu artık. Müsaade ederseniz ben... Ay müsaade ederseniz. Ya niye bu kadar kırılıyorsunuz ha? Ne? Bu kadar kabalaşıyorsunuz. Ben böyle büyütüldüm. 11 numara ya. Kibarlık sana çok yakışıyor tatlım. Bu kavga. Biz buraya bunun için gelmedik. Biz buraya yeni anayasamızın bize verdiği protokolik görevi için atandık. Yani biz buraya çağrıldık ve bizden hiç tanımadığımız birinin suçlu olup olmadığının kararını vermemiz istendi. Oylarımız sonucunda kazanıp kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Lütfen. Ve bizi güçlü kılan şeylerden biri de bu. Lütfen. Lütfen ama bunu kişiselleştirmeyin. Ben de düşündüm de bir numara. Yeniden bir oylama yapsak diyorum, sanki daha iyi olacak değil mi? Kesinlikle. Doğru. Tamam. Ama bir numara. Bu sefer herkese tek tek sorun, açık açık kim ne diyormuş görelim. Tamam. Bence buna karşı çıkan yoktur diye düşünüyorum. Yok, herkes açık olmak istiyor zaten. Tamam. Sırayla gidelim. Tamam mı? Not olarak. Bir numara. Ay bir numara benim ya, doğru, pardon. Ben suçlu diyorum. İki numara. Suçsuz. Tebrik ederim. Başladık. Üç numara. Bu? Suçlu değil mi? Suçlu dedim. Tamam. Dört. Suçlu efendim, suçlu. Beş. Suçsuz. Altı. Suçsuz. Yedi. Suçlu.
8. Suçsuz. 9. Suçsuz. 10. Suçlu. 11. Suçsuz. 12. Suçlu. Şu anda oylar 6'ya 6 eşit. Ne olacak şimdi? 6'ya 6. Ya bazılarınız aklını kaçırmış olmalı. Yani ya böyle bir çocuk için. Onun öyle bir çocuk olduğunu hiç sanmıyorum. Bana göre hiçbir şey yapmadı. Zaten ya. Gerçekler davanın sonunu verecek. Aman yeter be. Ben o gerçeklerden bıktım usandım. Gerçekleri istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. İşte buraya. Zaten davanın başından beri yapılan bu. Yorumla gitsin. Yorumla gitsin. 6 kişi. Çok şaşırtıcı değil mi 6 kişi? Hiç. Gerçekten nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? 8 numarada her neyse beni kışkırtmaya çalıştı ya. Bana nasıl sadist falan der o? İstediğini başardı da öyle değil mi? İçinizde mantıklı bir şüphe yok mu hala? Yok. Pardon. Allah sizi kahretsin. Belki de mantıklı şüphe kavramını anlayamadınız. Anlayamadınız ne demek? Size söyledim bunların hepsi aynı. Ya buraya geliyorlar daha ne... Of. Daha nefes almadan bize ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar hale bak ya. İşe yarar bir şey söylemek isteyen var mı ya? Peki. Bir saniye. Şimdi davadaki en önemli noktalardan birisi neydi? Çocuğun sinemada olduğunu söylemesi ama ne filmin adını ne de oynayanların adını hatırlayamamasıydı. Değil mi? 4 numara siz böyle belirtmiştiniz. Evet, evet, evet. Kesinlikle bu tamamen çocuğun uydurmasıydı. Tamam, peki. Şimdi size hemen şöyle bir şey göstermek istiyorum. Birincisi, diyelim ki film size hitap etmiyor. Hiç ilginizi çekmedi. İkinci ihtimal, oyuncuları ilk defa görüyorsanız ve hiç tanımıyorsanız. Üçüncü ihtimal, berbat bir gece geçiriyorsanız, bunalımdaysanız. Mesela babanız tarafından dövüldükten, tokatlandıktan ya da yumruklandıktan sonra gittiğiniz filmin bütün detayları acaba aklınızda kalabilir miydi? Yani siz şimdi böyle söyleyince bilemiyorum. Anladınız canım 8 numaranın ne demek istediğini. Aman ne önemli. Bu gerçeği değiştirmez. Çocuk suçlu suçlu. Pardon 8 numara. Şu bıçağa tekrar bir bakabilir miyiz rica etsem? Tabii ki. Şimdi benim söylemek istediğim bir şey var. Aklıma takıldı. Şu bıçak yarasının nasıl açıldığıyla ilgili. Şimdi bıçak aşağı doğru bir açıyla saplanmıştı değil mi? Ya 2 numara başlamayın yine ya. Defalarca bahsedildi bundan. Biliyorum biliyorum ama ben ikna olmadım. Şöyle ki. Şimdi çocuk 1.60 boyunda, babası 1.78. Arada 18 santim fark var. Sizden 18 santim uzun birine yukarıdan aşağı doğru bir açıyla bıçağı saplamanız düşük bir ihtimal. Ben size bunun nasıl yapıldığını göstereyim mi? Buyurun buyurun. Bıçak olsun. Tamam. Bu da uzun biri. Tamam. Benden 18 santim daha uzun birini yukarıdan aşağı açıyla böyle bıçaklarım. Bıçağı böyle yukarıdan tuttuğumda. Biraz daha kısa. Şöyle yukarıdan tutarım. Bu şekilde bıçaklarım. Benden 18 santim daha uzun birini. Aynen ya. Böyle. Aynen yukarıdan aşağı doğru aynen. Bir dakika, bir dakika be. Bakın gitti ben herhalde. Onlarla aynı mahallede büyüdüğümü size söylemiştim değil mi? Yani bizim mahallede bu bıçaklar çok yaygındı. Yani niye aklıma gelmedi tabii bilmiyorum daha önce ama. Peki siz nasıl kullanırdınız böyle bir bıçağı? Aa bir kere o bıçaklar asla o şekilde kullanılmaz. Yani öyle yukarıda 3 numaranın yaptığı gibi öyle sokarak kullanılmaz bu. Bak bu bıçaklar dur benim bir tane bıçağım vardı. Burada bir yerde ben hazırlamıştım. Çünkü belki şey olur. Bakın bu bıçakları alttan üste sokacaksınız. Böylece parça pincik edeceksiniz. Alttan üste doğru. Böyle sokacaksınız tamam mı? Yavaş yavaş sonra hızlanarak. Böyle mi? Ya emin misiniz 5 numara? Eminim tabii ki eminim. Aa, yalnız çocuk da bıçak kullanma konusunda ustaydı. Dikkatinizi çekerim. O da mı böyle kullanırdı? Yani ustaydı diyelim. Hadi benim kadar olmasa da ustaydı evet. Peki bu tarz bir yarayı çocuk böyle bir bıçakla açmış olabilir mi? Hayır ya imkansız. Asla öyle bir bıçakla açamaz. Ya bu bıçağı bu kadar iyi kullanan biri asla öyle yapmış olamaz. Bence bıçağı erin altında kullanırdı bu şekilde. Sen bunu nereden bilebilirsin? Ya çocuk bıçaklanırken orada mıydın? Ya hayır ama başka biri de yoktu. Ya niye bize hikayeler uyduruyorsun? Ben inanmıyorum buna. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir dakika. Tamam biz sokaklarda büyümedik fakat biz de bu işin okulunu okuduk. Şimdi size bu bıçaklamayla ilgili senaryoların resmedildiği bir şematik göstereceğim. Görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Daha iyi çizmişsin sen ya. Evet burada bütün ihtimaller simüle edilmiş durumda ve biz sırf çocuk iyi bıçak kullanmayabiliyor diye babasını öldürmediğini söyleyemeyiz. Hmm. Üzgünüm. Hmm. 12 numara ne düşünüyorsunuz acaba bu konuyla ilgili?
Aa, bilmiyorum ya. Ne demek bilmiyorum? Yedi numara. Yedi numara. Sizi bilmem ama ben bu boş laflardan çok bıktım. Hiçbir yere varamıyoruz. Ben bu işi bitireceğim. Bir numara, ben oyumu suçsuz olarak değiştiriyorum. Ne? Sıkıldım. Sıkıldın mı? Bu iyi bir neden değil. Aa, sen kendi işine baksana be. Adam haklı. Bu iyi bir neden değil. Sen ne biçim bir insansın ya? Buraya gelip herkes gibi önce sen de suçlu dedin. Şimdi sırf konuşmaktan sıkıldığın için oyunu değiştirmek istiyorsun, öyle mi? Ne diyorsun sen be? Neyin hayatıyla böyle oynamaya hakkın olduğunu sana kim söyledi? Hiç umurunda değil mi senin? Dur bakalım ya, sen benimle böyle konuşamazsın. Seninle böyle konuşabilirim. Seninle böyle konuşabilirim. Eğer oyunu değiştirmek istiyorsan bunu suçsuz olduğuna inandığın için yap. Sıkıldığın için değil. Ve eğer oyunu değiştirmek istemiyorsan, suçsuz demek istiyorsan buna inandığın için yap. Sen bir bana bir baksana. Oradan sinir sinir konuşturuyorsun beni burada. Suçlu mu? Değil mi? Dedim ya, değil. Neden? Sana bunu açıklamak zorunda değilim. Zorundasın. Söyle neden. Ben suçlu olduğunu düşünmüyorum. Bir numara. Şaka gibi ya, gerçekten. Sekiz numara. Ay dur, tahmin edeyim. Sen yeniden oylama istedin ha? Lütfen. Doğru tahmin ediyorum. Evet evet, yapalım bir tane oylama. Bu sefer sadece bence elleri görsek yeter diye düşünüyorum. Suçsuz diyenler ellerini kaldırsın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Evet. İndirebiliriz. Şimdi de suçlu diyenleri görelim. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar. 9'a karşı 3. Bu sefer. Ben hiçbirinize inanamıyorum. Ya bu çocuğu gördünüz. Bütün bu zırvalara inandığınızı söylemeyin bana. Yok, sinemaya gitmiş de bıçağını kaybetmiş de. Ya bu çocukların hepsi her dakika yalan söyler. Bunların duyguları bile yoktur. Bir şey söyleyeyim mi size? Bunların insan öldürmek için nedene bile ihtiyaçları yoktur. Biliyor musunuz? Nedene bile ihtiyaçları yok. Evet. Ya bakın, tamam onları suçlamıyorum. Onları suçlamıyorum. Böyle doğuyorlar. Şiddet içinde, vahşet içinde. Başka bir şey bilmiyorlar. Duyguları bile yok diyorum size. Sadece çoğalıyorlar, bile kavga ediyorlar. O kadar. Başka hiçbir şey bildikleri yok. Bakın, çocuk yalan söylüyor. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Beni dinleyin. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Bunlar vahşi. Tamam yani, dinledik. Bak ben başından sonuna kadar dinledim ve hiçbir şey söylemiyorsun. Lütfen rica edeceğim, birazcık sus. Biz şu konuyu bir tartışalım. Bizim mantıklı şüphelerimiz var 10 numara. Ve bu bizim sistemimizde, yeni sistemimizde çok kıymetli bir şeydir. Asıl biz sizin nasıl hala suçlu dediğinizi anlayamıyoruz. Bir dakika, siz bize anlatırsınız. Bir dakika. Buyurun, lütfen. Ben açıklamaya çalışayım biraz. Lütfen. Şimdi ortada iki gerekçem var benim. Bir, cinayeti çok net bir şekilde gördüğünü söyleyen bir kadın var ortada. İki, bu kadın cinayeti çocuğun elini böyle yukarıya kaldırıp bıçağı babasının göğsüne sapladığını anlatacak kadar iyi biliyor. Çok net bir şekilde görmüş. Biz daha neyi tartışıyoruz burada? İşte bütün olay bu. 8 numara, peki şimdi ne düşünüyorsunuz? 12 numara ya siz? Abi bilmiyorum yani, bir sürü delil var ve olay gittikçe karmaşıklaştı. Bir sürü iş var ve ya ben oyumu değiştiriyorum ya. Çocuk suçlu. Suçlu. Başka olmaz ki. Oylar 8'e karşı 4 hadi. Kadın cinayeti gördü. Ya diğer bütün delilleri çöpe atabilirsiniz. Kadın cinayeti gördü. Yok mu başka? Bunu neden kişisel bir zafer olarak algılıyorsunuz? Ya, 8 numara, sen başlattın her şeyi. Ne diyorsun? Yeniden tartışalım. İsterseniz tramvaya kadar geri dönebilirim. Uygun mu? Zaten yeterince tartıştık. Baksana 12 numaraya, tenis topu gibi gidip geliyor. Arkadaşlar lütfen kabalaşmayalım. Bakın hepimiz yorulduk. Bence belki de artık bir zaman limiti koymalıyız bu tartışmaya. Öyle 4 değil mi? Numara, kendinizi rahatsız mı hissediyorsunuz? Oldukça iyiyim, teşekkürler. Diyorum ki bir saat daha tartışalım. Durmadan burnunuzu uyuşturup duruyorsunuz da gerçekten lafınızı kesiyorsunuz. Affedersiniz ama burada bir şeyleri halletmeye çalışıyorsunuz. Ama bana bir şey hatırlatan bir hareket yaptınız. Tamam, çok önemli şeyler anlatıyorsunuz, anlıyorum. Ama bu da çok önemli.
Bakın. Pekala. Oğlunuzu neden öyle olduğunuzu bir anlatabilir misiniz? Neden öyle oldu? Rahatsız ettiği için olduğunu söyleyebilirim. Gözünüz yüzünden yani. Evet. Evet. Gözlük yüzünden. Gözünüz burnunuzun içine dönebilir miyiz? Ben daha önce fark etmemiştim ama. Çok ya hadi şu optik çekerlerini bırakabilir miyiz? Hadi. Bırakamayız. Optik çekerlerini falan bırakamayız. Çünkü cinayeti gördüğünü söyleyen kadının da burnunun iki yanında aynı izlerden vardı. Bu 4 numaranın izlerinin aynısında. Fark ettiniz mi? Mahkemede gören oldu mu? O zaman aklıma gelmemişti ama ya aynı şekilde böyle 4 numaranın yaptığı gibi burnunu ovuşturup duruyordu. Aynı izlerden onda da vardı. Gördüm diyorum ya. Ve durmadan öyle yapıyordu. İşte aynı kadını dikkatlice izledim. Bakın aynı 4 numaranın izlerinden öyle burada vardı ve gözlüğü yoktu. Yoktu gözlüğü. Ne demek gözlüğü yoktu? Sen onun gözlük taktığını nereden biliyorsun ki? Sadece burnunu ovuşturdu diye mi? O yüzden onda da vardı diyorum. Ya, ne olmuş varsa? Gördüysen ne olmuş? Senin barmağından nefret ediyorum. Yalnız ben de gördüm. Vardı. İki yanda. Ne olmuş? Burnunda iz varmış. Bu neyi kanıtlar ki? Ne anlama gelir? 4 numara. Bu izler gözlükten başka bir şey tarafından yapılmış olabilir mi? Hayır, olamaz. Ben hiç iz görmedim. Ben gördüm. Çok ilginç. Daha önce bu konu hakkında hiç düşünmemiştim. Fakat şimdi çok net hatırlıyorum. Kadının da gözünde benimki gibi böyle gözlük izleri vardı. Gördün. Peki avukatı niye bir şey söylemedi? Burada bu olaya odaklanmış 12 kişiyiz. Hiçbirimiz fark etmedik. Ya, tamam. Burnunda izler vardı. Buraya kadardı. Tamam. Ve evin dışında da gözlük takmıyordu. Tamam ama cinayeti gördüğünde evdeydi. 4 numara. Yatarken gözlük takar mısınız mesela? Hayır efendim. Kimse gözlük takmaz. Değil mi? Bu durumda kadının da yatarken gözlük takmadığını düşünmemiz gerekmez mi? Bunu nereden biliyorsun? Bilmiyorum, tahmin ediyorum. Kadının cinayeti gördüğü sırada gözlüğü falan takacak vakti yoktu. Ve daha iyi bir ihtimalle camı açtı ve sadece bir gölge gördü. Hem ne tür bir gözlük taktığını nereden biliyorsun? Belki hipermetrop, belki güneş gözlüğü takıyor. Ne önemi var 3 numara? Bakın, kadının şu anda görüş yeteneğini sorguluyoruz. Ki 1 numaralı görgü tanığımız kendisi. Dikkatinizi çekin. 40 metre uzaktaki birini gece yarısı gözlüksüz teşhis etmesi gerekiyordu. Mümkün değil. Böyle bir delille birini ölümü gönderemezsin. Hadi ama bana bunu söylemeyin ya. 12 numara. Ya var ya abi. Bence şimdi yine oyumu değiştireceğim ama yani çocuk suçsuz be abi. Suçsuz be. Bravo. Görmemiştir abi. 10 numara. Bence suçlu. 10 numara sizce. Suçlu. Ben size söyledim bu insanların hepsi yalancıdır diye. Kadın yalan söylüyormuş. Çocuk suçsuz. Gerçekten. Peki güzel sonunda. 3-4 numara. Sizce? Efendim suçsuz. Ben ya senin aldım. Çok üzgünüm ama artık benim de mantıklı şüphelerim var. 11'e karşı 1. Evet. Peki diğer deliller bıçak, ıvır zıvır, bir sürü delil. Ya 3 numara bir sus lütfen. Çünkü siz söylediniz delilleri çöpe atabiliriz diye diğer delilleri. Tamam. 3 numara yalnız kaldım. Kaldıysam kaldım, buna hakkım var. Kesinlikle hakkın var. Hakkım var. Ne, ben hala çocuğun suçlu olduğunu düşünüyorum. Suçlu. Biz pek ikna olmadık. Tekrar duymak istiyoruz. Anlatın lütfen. Bakın burada size gerçeklerin çarpıtıldığını söylüyorum. Ya her şey delilleri çarpıtıyorsunuz. Evet. Çocuk suçlu. Çocuk, hangi deliller? Çocuk katil. Evet. Ya hangi cinayeti deliller? Gören kadın adam gördü. Çocuk geçtik oraları. Geçtik oraları. Çocuk suçlu. Çocuk suçlu diyorum size. Oradan aptal gibi mi görünüyorum? Hayır. Çocuk suçlu diyorum bak. Bu çocuk suçlu. Siz ya bütün ömrünüzü onlar için harcarsınız ama ya bütün deliller yani her şey çocuk suçlu değil. Bravo. Abi bravo ya. Yaşasın. Evet. Sonunda 12'ye karşı 0 suç sus ve ben bozumu kapatıyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Çok güzel bir davaydı. Bay bay. Of be. Teşekkürler. Lütfen açıldı. Teşekkürler. 11 numara ya. Suyu koydum gel ya. Isındı su kahveye. Yok canım. Ben sevmem. Çok tatlı. Görüşürüz. 7 numara tatlım ya. Sen gel. Maç var bay. Ben gelebilir miyim aslında? Ha?
Evet. Baş başa kaldık. Tam 66 dakika 51 saniye. Bu hafta istatistiklerine göre 11. sırada. Trollerden bazıları değerlendirilebilir gibi. Yani bunu daha sonra inceleyeceğiz. Şema'nın ayrıntılı hali daha sonra tekrar paylaşılacak. Şimdilik bu kadar. Kaydı durdurabilirsiniz. Bitti.